Eti nasıl yemeyi tercih edersin? Vallahi hiç yemem. Yemiyorsun? Vallahi hiç yemem. Niye yemiyorsun? Bu balı da kim yiyecek abi eti? Alamıyor musun? Ne alamazsa abi, kilo olmuş 400-500 lira. Eti nasıl yemeyi tercih edersin? Çatal bıçakla abi. Az pişmiş mi, çok pişmiş mi? Az pişmiş. Az pişmiş. Ama böyle kanlı oluyor diyorlar. Ne kanı abi ya? Az lezzeti pişmiş. Orada. Bize böyle bir tarif etsin abi. Et nasıl pişmeli, nasıl pişirilmeli? Nasıl yiyeceğiz eti? Ben bir şey demeyeyim abi. İnşallah sizler de bir gün et yersiniz. Öyle diyeyim abi, ne diyeyim? Evet abi. Almanya'dan mı geliyorsun? Değil, İsviçre'den. İsviçre'den. Evet. İsviçre'de durumlar nasıl abi? Ben bazı duyumlar alıyorum, bazı battı diyorlar. Hepsi yalan abi. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Hepsi yalan abi. Yalan mıymış abi? Hepsi yalan. Nasıl abi orada durumlar? Harika abi, bak burada çatır çatır harcıyoruz. Hani diyorlar ya, 100 lirayla geliyoruz, 90 lirayla geri dönüyoruz. Aynen öyle. Hepsi yalan abi. İnanmayın. Türkiye nasıl gözüküyor abi oradan baktığınızda? Genelde. Kötü. Sizler adına üzülüyorum, öyle diyeyim. Hakikaten yani çok tartışıyoruz, ediyoruz. Bura ülkesini düşünen adam buranın iyi olduğunu söyleyemez abi. Yani bu işin ciddi ciddi konuşmak gerekirse öyle. Kötü. Ama burada vatandaşlar diyor ki işte biz vatan için, bayrak için bazı seçimler yapıyoruz. İşte ekonomiden daha önemli bunlar diye söylüyorlar. Mesela İsviçre'de böyle bir algı var mı? Vatan bayrak mesela için neyi yapıyormuş peki? Ekonomi kötüye giderse ne olur mesela? Vatan için neyi yapıyorlarmış seçimde? Yani şimdi seçimde diğer parti geldiği zaman vatan mı elden gidiyor? Ne alaka? Yani 1923'te kurduk bu vatanı. Kim bunu şeyle mi yok alacak? Yani savaşla elde ettiğin bir seçimle mi yok olacak? Yani böyle bir zihniyet olabilir mi? Ama baştakiler çok süper. Süper bir algı operasyonu var. İnsanlar işte yok vatan gidecek, yok camilerde namaz kılınmayacakmış, yok o bu falan. Bence harika iş yapıyorlar. Ve insanlar da bunu yiyor. Afiyet olsun. O yüzden ben eti kanlı, az pişmiş seviyorum. Etin kalitesi de oradadır. Ama sen eti kayış gibi millete sunarsan öyle bilirler. Rica ederim. Eti nasıl yemeği tercih ediyorsun? Abi yemiyoruz ki, yemiyoruz yani. Eti nasıl yemeği tercih ediyorsun? Yiyoruz kardeşim ya. Çok pişmiş bir mangalda orta, mı? Orta halde kardeşim ya. Çok pişmeyecek, ne az pişecek. Orta halde. Kırmızı et mi tavsiye edersiniz abi, beyaz et mi? Tabii ki kırmızı et yani. Antrikot mu, bonfile mi, kuzula mı? Antrikot. Niye bunları sor, başka sorular yok mu ya? Böyle ne sıklıkla yersiniz diye soracağım. Ha, ara ara işte. Eti nasıl yemeği tercih edersiniz? Neyi abi? Eti. Et yemiyoruz ki. Niye yemiyoruz amca? Yokluktan. Yok yok, alamıyoruz abi. Niye alamıyoruz? Et uğraşmak mümkün değil ya. Emekliler et alacak. Neyle alacak? 7 bin lira para, 2 bin lira kira, elektriği, su bitti. Ama bu bizim temel ihtiyacımız. Niye alamıyoruz ki? Olmayan şeyi neye alacaksın? Cebinde olacak ki veresin de adam sana et veriyor. Kemiğin kilosu 70 lira. Sade sır kemik. Et değil, kemik. Yem olan kemik. Şimdi kemiği kasap vitrinden satıyor. Neyle alacaksın abi? Allah yardım eder. Aldığımız mümkün yetersiz değil. Mi kalıyor o zaman? Aldığımız. Küçük emekli maaşı 7500 lira. Ben yarın sabah gideceğim, maaş alacağım, akşama eve boş gideceğim. Bitti. Cebimde kuruş yok, kuruş. Göstereyim mi paramı? Biz söylene inanıyoruz amcam. Emekliyim. Buyur. Alabilirsen al. Ben çay içmiyorum. Eti nerede alacağım? Allah'a emanet olun. Amca eskiden de durumlar böyle miydi? Bazıları eskiden kuyruklarda beklerdik, onu alamazdık, bunu alamazdık. Ama para vardı. Para vardı, alıyorduk. Sabah namazında ben giderdim, kuyrukta beklerdim. Bir kilo, yarım kilo eti alırdım. Şimdi alamıyorum. Kuyrukta bekliyordum, param vardı. Şimdi bekliyorum, param yok. Beklemek de yok zaten. Kuyruğu gördüm mü kaçıyorum. Ne işim var benim kuyrukta et almadı? İşim olmayan bir şey. Param olacak gittik, kuyruğa gittim. Ama param vardı, kuyruğa gidiyordum. Rahatça da et alıyordum. Allah yardım ede, Allah kurtara. Ah da param. Abile göster de utansınlar. Onlar da gitti amcam. Abi bunlardan. Bunları idare edeceğim eve kadar. Allah'a emanet ol. Eti nasıl yemeği tercih edersiniz? Eti İskender. İskender. Allah, yine değişik bir şey geldi. Ne sıklıkla yersin abi İskender? Vallahi evde kendimi yaparsın, dışarıda mı yersin? İskender tabii yapma evde kolay değil, o yüzden dışarıda. Dışarı ne sıklıkla gidip sıklık yersin? Sıklık şu an azalıyor gittikçe. Daha azalıyor. Çoğalıyor yani et pahalandığı için. Fiyatlardan dolayı. Alım gücü mü eriyor? Alım gücü, evet. Neden böyle oluyor? Nedeni inşallah düzelecek diyelim. Nedeni bilmiyoruz ama düzelir diye umut ediyoruz. Teşekkür ederim. Eti nasıl yemeği tercih edersiniz? Eti abi mangalda yemeği tercih ediyorum. Mangalda? Evet. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Kırmızı abi. Antrikot, bonfile, pirzola? Bonfile abi. Her gün bonfile yemeden yapamıyorum. Her gün yiyor musun? Yatamıyorum. Efendim abi. Her gün yiyor musun? Her gün yiyemiyorum ama hayal ediyorum abi yemeği. İnşallah bir gün ülkece her gün yeriz. Bu kadar. Niye hayalini kuruyoruz et yemenin? Et yemek bir zenginlik, lüks benim için abi.
yaşam tarzı, hayat stili. O yüzden Allah inşallah her birimize et yemeği nasip etsin. Nerede yayınlanacak? Bizi bu duruma getiren, yani bu cümleyi kurduranlara da yazıklar olsun. Bu cümleyi biz kurabiliyorsak gerçekten yazıklar olsun. Yani hak verdiğim için söylüyorum. Gerçekten öyle. Siz hangisini tercih edersiniz? Kırmızı et mi, beyaz et mi? Teşekkür ederim, iyi günler. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz diye soruyorum. Eti nasıl? İyi pişmiş olmalı. Çok mu pişmesin? Yani. Içinde... Öyle kuru olur diyorlar, sert olur diyorlar. Yok, o kadar da değil de içine yağ koyarsan yumuşatır. Peki abi, kırmızı et mi tavsiye edersiniz, beyaz et mi? Kırmızı et. Kırmızı et. Ağzının tadını biliyorsun abi. Tabii. Antikot mu, bonfile mi? Ben Adana yöresine yakın bir yerim, Kadirli derim. Oradan dolayı hani kırmızı et kebabı meşhurdur. Siz kebap seviyorsunuz genel olarak. Yani. Antikot, bonfile, pirzola fark ediyor mu sizin için abi? Yani fark eder. Genelde kebap türüne biz ağırlık veririz. O şekilde. Peki et biliyorsunuz ki temel ihtiyacımız. Ne sıklıkla yiyebiliyorsunuz? Vallahi yani bir ay, iki ay çalışma durumumuza bağlı oluyor. Yani gönlümüz istediği zaman gidip de alamıyor muyuz? Yok canım, öyle bir lüksümüz yok. Burası Türkiye. Et yemek lüks mü oluyor? Tabii canım. Artık tavuğun daha aşağısını arıyoruz. Daha ucuzunu. Niye böyle oldu abi sizce durumlar? Vallahi niye böyle oldu bilmiyorum. Muhtemelen devlet yönetenlerdir. Düzelir mi abi? Zannetmeyeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Et alıp yiyemiyor da söyleme sahiptir. Yani lafın gelişanı böyle dedim ama bir iki ay yani geçiyor. Yani gerçekten iyi bir çalışacaksın da o ay hani gideceğin alacağın o denli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Nasıl, anlamadım. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Kızarmış olarak. Çok pişmiş mi, orta mı? Orta. Orta. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Kırmızı. Kırmızı. Orta kırmızı. Bonfile mi tavsiye edersiniz, antrikot mu, pirzola mı? Pirzola. Orta pişmiş pirzolayı ne sıklıkla yersiniz abi? En sevdiğiniz eti tarif ettiniz. Orta pişmiş pirzola. Ne sıklıkla tüketirsiniz? Yani çok sıklıkla değil de ama tüketmeye çalışıyoruz. Ya yani haftada bir gün olmuyor yani. Ayda iki defa. 15 günde bir gün. 15 günde bir, evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz diye soruyorum. İyi pişmiş mi seversiniz? Çok pişmiş mi? Orta ben mı? Ben orta olması daha mantıklı. Orta. Aynen. Bence en güzeli bence de orta. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Aynen. Çiğ tam, çiğ olun yani kanlı vesaire. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Beyaz. Neden beyaz? Yani çocuklar da tercih ediyor. Yani sevdiğimizden. Eti mi? Eti soruyorum, nasıl yemeyi tercih edersiniz diye. Tavşan usulü. Kütahya tavşanı, güveç. Canım çekti Allah'a. Aha, afiyet olsun. Çok güzel yaparız. Ne sıklıkla yeriz? Ha? Ne sıklıkla tüketiriz? Biz mi? Her biz gün. Tavşanlı da haftada bir. Damatlar eve gelince cumaları. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Eti mi? Yani çok pişmiş. İyi pişmiş, evet. Öyle kuru olur diyorlar. Ben öyle seviyorum ben. Beyaz eti mi tercih ediyorsun, kırmızı et mi? Daha çok mu? Yani daha çok tavuk yiyorum. Niye daha çok tavuk yiyorsun? Sevmedin, kırmızı eti sevmedin için. Yo, daha çok tavuk pişiriyor annem. O ne pişirirse onu yiyorum. Bence ucuz olduğu için, ucuz olduğu için. Ucuz olduğu için. Evet. Aslında kırmızı et de bizim temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Vatandaş ihtiyacı olan bir şey alamıyor mu? Alabiliyoruz ama tercih etmiyoruz. Tercihsiz. Rica ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersin? Vallahi haşlamasını seviyorum. Kırmızı haşlamasını seviyorum. Kırmızı etin haşlaması. Kırmızı etin haşlaması. Zaten her zaman kırmızı et yiyor. Vallahi ne kadar sıklıkla yiyorsun? Yani haftada 10 günde 1-2 kere yapıyoruz. 10 günde 1-2 kere. Teşekkür ederim. Eti mi? Mangalda. Mangalda. Sen de biliyorsun abi ağzın tadını. Yani. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Kırmızı. Antrikot mu, bonfile mi, pirzola mı yoksa? Antrikot. Ne sıklıkla yersin abi? Yani yiyoruz, haftada bir yiyoruz değil mi? Haftada bir, haftada iki. Teşekkür ederim, bu kadar. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Ne demek nasıl yiyeceğim? Az pişmiş mi, çok pişmiş mi, orta mı? Orta hali. Orta pişmiş seversiniz. Evet. Peki hangi türünü yersiniz abi? Kırmızı et. Ben kırmızı et de beyaz et de yerim, balık da yerim. Kırmızı et en sevdiğiniz tür hangisi abi? Dana etinden böyle güzel bir kavurma yapmak, çoban kavurması. Kavurma. Peki, bonfile çoban. Mi, antrikot mu? Antrikot. Antrikot. Ne evet. Sıklıkla yersiniz abi? Arada bir yerim. Ayda bir iyi. Ayda bir... olur mu? Ayda bir. Her bir kez ayda bir olamaz. İlla ki haftada bir, 15 günde bir yer. En kısa 15'tir yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Nasıl? Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Oo, sulu. Az pişmiş. Sulu. Az pişmiş sulu, evet. Bazıları diyor ki az pişmiş et yenmez diyorlar. Hayır, çok lezzetli olur aksine. Az pişmiş ve sulu olacak ki etin lezzetini alalım o zaman değil mi? Kırmızı et mi, beyaz et mi tercih? Kırmızı et tabii ki de. Ne sıklık beyazsınız? Yani ayda bir kere genelde tüketiriz herhalde. Teşekkür ederim. Söylüyorum, haftanın 4 günü eşim inanılmaz etçi ve Adıyamanlıdır kendisi. Haftanın 4 günü et.
Et et ve illallah yani. Bıktık mı etten? Bıktık. Ben neyse ben yiyeceğim. Eti nasıl yemeği tercih edersiniz abi? Az pişmiş, orta, çok pişmiş. Çok pişmiş. Çok pişmiş. Hangi eti tercih edersiniz abi? Kırmızı et mi beyaz et? Fark etmez benim için. Bonfile mi, antrikot mu, pirzola mu diyorsun? Pirzola daha çok. Pirzola. Ne sıklıkla yersiniz abi? Valla orta derece diyelim ya öyle ne çok fazla ne çok az. Ama bu yiyemediğimden değil, daha çok biraz kolesterol olduğu için kırmızı eti. Zararından dolayı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Pişmiş olarak. Öncelikle pişmesi lazım diyorsun. Pişme derecesi ne? Az pişmiş mi, orta mı, çok mu? Yok, normal, orta. Orta seviyorum. Evet. Peki, kırmızı et mi, beyaz et? Her ikisini seviyorum. Antrikot mu, bonfile mi, pirzola mı? Pirzola. Pirzola. Ne sıklıkta yersin? Yani haftada bir kere. Haftada bir kere. Hı-hı. Herkes haftada bir kere istediği zaman et yiyebiliyor mu sizce? Belki yemeyebilir, belki yiyebilir. Artık kendisine bağlı. Teşekkür ederim. Eyvallah. Az pişmiş. Az pişmiş. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Beyaz et. Beyaz et. Hı-hı. Peki ne sıklıkla beyaz et tüketirsin? Yani önceden sık sık tüketiyorduk ama şu anda tüketemiyoruz. Azaltmak zorunda mı kaldık? Evet. Aynen öyle. Ne etkili oldu bunda? Ekonomi tabii ki. Ekonomik sebebi. Tabii ki. Evet. Ekonomiden dolayı yani azalttık mecburen. Kırmızı et zaten yok artık. Beyaz eti azalttık. Şu anda daha da ekonomiye göre yani maaşa göre haftada, iki haftada bir, bir haftada bir o şekilde yapıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz diyorsun? Eti çok çok haşlanmış. Çok haşlanmış. Evet. Ben az pişmiş mi çok pişmiş mi diye soracaktım. Haşlanmış dedin abi. Evet yani çok pişmiş daha güzeldir abi. Bütün mikroplar ölüyor. Az piştiği zaman o mikroplar sizin içinde kalıyor. Çünkü biz börekçiyiz. Hijyenik belgesel alanlarına gittiğimiz zaman da gördüğümüz zaman orada sorularda geçiyor. Çok pişmesi lazım. Az piştiği zaman hani kokoreç, döner mesela çok mikroplar barındırıyor. Dediğim gibi çok pişmesi güzel bir şey yani. Her ızgar yaptığımız zaman da güzel pişiriyor Zeynel abim. Buradan hangi eti yemeğini tavsiye edersiniz vatandaş abi? Hangi eti? Kırmızı et mi, beyaz et? Abi zaten kırmızı et yiyecek para yok şu anda. Tavuk eti zaten şu anda o da kırmızı eti geçmiş. Şu anda et tavsiye edemiyorum ne yazık ki. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim, hangi kanal? Medyeli TV. Abi eti nasıl yemeği tercih edersin? Eti mi? Az pişmiş. Az pişmiş. Evet. Kırmızı et mi, beyaz et? Kırmızı et. Pişkin et. Bonfile mi, antrikot mu? Antrikot. Ne sıklıkla yersin abi? Şu an bir haftadır turdaydım Anadolu'da pazarlamacıyım. Yaklaşık 4 gün yedim. Ben, ama sadece antrikot değil yani değişik. Ben köfte, pişkin evet. Eti tercih ederim. Evet. Evet evet pişkin daha iyi. Zararsız. Kolay gelsin. Eti nasıl yemeyi tercih edersin? Orta pişmiş efendim. Orta pişmiş. Evet. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Kırmızı tabii ki. Kırmızı. Tabii. Sormam ayıp değil mi? Yok hiç sıkıntı yok. Peki antrikot mu? Bonfile mi? Antrikot abi. Antrikot baba. Antrikot. Evet. Ne sıklıkla yersin abi? Ben 22 senedir bu İstanbul'dayım. Sürekli de mutfaklarda çalışmış adamım. Izgaracıyım. Ben ızgaracıyım. Şeflik de yaptım. Normal da çalıştım. Eleman olarak da çalıştım. Benim bu İstanbul'da affedersin yemediğim bok kalmadı. Ama bugün çok şükür elhamdülillah. Her şeyim var. Yani kimseye ihtiyacım yok. Kimseye muhtaç değilim. Ne babama muhtacım ne kardeşlerime muhtacım. Benim tuzu kuru babacım. Sıkıntı yok. Başka bir şey soracaksanız ben cevaplayayım. Allah bereket versin dedim. Allah razı olsun. Olmayanlara da versin. Amin. Teşekkür ederim. Rica ederim.